Bavyer Alplerinde Obersalzberg'de Hitler'in dinlenme eviydi. Berghof 1939'da Hitler'in özel genel sekreteri olan Martin Bormann tarafından Hitler'e 50. yaş günü hediyesi olarak ulusal bir hediye olarak verildi. Önceleri bir köy kulübesi olan Berghof tasarımı bizzat Hitler'e aittir. Özellikle yapının penceresi tıpkı otomobil penceresi gibi tamamiyle indirilebiliyor. Böylece dağ manzarasının açık havadan görünüşü sağlanıyordu. Berghof'ta kimler ağırlandı? Dük 8. Edward, İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ve İtalyan lider Mussolini önemli isimler arasında. Hatta Berghof'a gelen ziyaretçilerden ikisi Hitler'e suikast düzenlemeye de çalıştı. Bu suikastlerin ikisi de 1944 yılında gerçekleşti. İlki Mart 1944'te Yüzbaşı Eberhard tarafından Hitler'i kafasından vurma girişimi olarak geçiyor. İkincisi ise Albay Klaus von Stauffenberg tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ki Operasyon Valkyrie desem, Tom Cruise desem belki aklınıza bir şeyler gelebilir. Evet, Tom Cruise Albay Klaus'u canlandırmıştı Operasyon Valkyrie filminde. Hatırlarsanız Valkyrie operasyonu da Hitler'i indirmek ve savaşı bitirmek için düzenlenmiş ama başarısız olmuştu. İşte Hitler'in Kartal yuvasında ona suikast düzenlemeye çalışan Yüzbaşı Eberhard ve Albay Klaus da bulunmuştu. Berghof hakim bir tepedeydi. Kartal yuvası denmesinin sebebi de bu. Hitler'in intiharından 5 gün önce, yani 25 Nisan 1945'te İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmış ve büyük hasar görmüştür. Berghof'tan kalan yıkıntılar 2000'de dümdüz hale getirilerek orada lüks bir golf merkezi de yapılmıştır. Evet, Hitler'in Kartal yuvası ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.